oynamak istiyorum. Küçük otobüsler ve arkadaşları oyun parkında oynuyor. Yakalayamazsın ki. Vursana. Dikkat edin arkadaşlar. Biraz fazla hızlı gitmiyorlar mı? Yakaladım. Hiç şansın yok. Sürat. Bunu beklemiyordun değil mi? Çarpıyordum. Olamaz. Lastiğim. İnanamıyorum. Lastiğim patladı. Çok hızlı gidiyordun Sürat. Bekle biraz. Hane'yi aradık. Birazdan burada olacaktır. Bak geldi bile. Sürat. Sen iyi misin? Ben iyiyim. O da kim? Bu kalp. Bana yardımcı oluyor. Merhaba. Selam. Çok canın yanıyor mu? Evet. Dayanmaya çalış. Hane şimdi seni tamir eder. Peki. Vay canına. Ne kadar tatlı biri. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalp melek gibi biri. Sürat, senin yüzün niye kızardı? Ben hep kırmızıyım zaten. Anlaşılan Sürat kalple arkadaş olmak istiyor. Ertesi gün Sürat kalbi aramaya çıkar. Son model hoparlörüm. Merhaba kalp. Sürat. Vay canına, çaldığı müzik çok güzelmiş. Nedir bu? En sevdiğim şarkıdır. Dinlemek ister misin? Evet isterim. Belki böylece arkadaş olabiliriz. Ne? İşte orada. Merhaba kalp. Merhaba Sürat. müzik sesi geliyor. Affedersin küçük güzel araba. Efendim? Belediye binasına nasıl giderim? Kusura bakmayın. Sizi duyamıyorum. Belediye binasına. Belediye tesisine. Belediye binasına diyorum. Hey kalp, müzik güzel değil mi? Sürat, kusura bakma ama müziğin sesini biraz kısar mısın? Evet. Peki. Affedersiniz, nereye gitmek istiyordunuz? Belediye binasına. Bu yolu dümdüz takip edin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Olamaz, gitti. Yo, Sürat. Müzik çok güzeldi. Tekrar çalsana. Peki. Çok güzel. Peki, bu sefer kalple yakınlaşacağız. Kalp, sana ilginç bir şey göstereceğim. Vay canına, çok güzel. Harikasın Sürat. Kalp buna bayılacak. İşte orada. Merhaba kalp. Merhaba Sürat. Sana ilginç bir şey göstereceğim. İzle. Ne yapıyorsun? Neden çıkmıyor balonlar? O da neydi öyle? Beni korkuttun Sürat. Böyle olmamalıydı. Kalple arkadaş olmak yerine sürekli hata yapıyorum. Bu durumu nasıl düzeltirim acaba? Neler oluyor? Kalp, bir sorun mu var? Sürat. Hane bunları getirmemi istedi ama çok fazla geldi. Acele de etmem gerek. Süper. İşte fırsat. Merak etme kalp. Ben yardım ederim. Gerçekten mi?
Tabii ki. Affedersiniz. Birkaç tanesini bagajıma koyar mısınız lütfen? Pekala. Teşekkür ederim Sürat. Lafı bile olmaz. Vay canına. Yardım etmem kalbin hoşuna gitti. İşte bu kadar. Gidelim mi? Pekala. Daha havalı bir şey yapabilirim. Kalp acelesi olduğunu söylemişti. Sürat ne yapıyorsun? Sürat kalbi etkilemek için çok hızlı gider. Beni bekle. Hana. Senin burada ne işin var Sürat? Kalbin çok yükü vardı ve ben de yardım ettim. Vay canına, öyle mi? Bir bakalım. Ha? Bu da ne? Her şey karman çorman. Ne? Ne? Bunlara çok ihtiyacım vardı. Ne yapacağım ben? Olamaz. Böyle olsun istememiştim. Küçük otobüs Tayo. Merhaba çocuklar. Parka gidelim mi? Olur. Olur. Sen de gelmek ister misin Sürat? Sürat neyin var? Bir şey mi oldu? Kalple arkadaş olmaya çalışıyorsun ama bir türlü olmuyor, öyle mi? Evet. Sürekli hata yapıyorum. Acaba biz yardımcı olabilir miyiz? Ne dersiniz? Önce kalbin nelerden hoşlandığını öğrenmemiz gerekiyor. Bu harika bir fikir bence. Kalbin sevdiği bir şey yaparsan daha kolay arkadaş olabilirsiniz. Harika. Biz neleri sevdiğini öğrenmeye çalışalım, sana haber veririz. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Bir şeyler öğrenebildin mi? Maalesef hayır. Ben de öğrenemedim. Beklediğimizden daha da zormuş. O ses de ne? Hadi gidip bakalım. Ne kadar havalı biri. Şu desene bakın. Aman tanrım, ne kadar yakışıklı. Vay canına. Kalp desenli arabaları seviyormuş. Rio gibi. Bu kalbi etkileyecektir. Kalp etkilenmiş bir şekilde bana yaklaşınca daha önce olanlar için özür dileyebilirim. Peki kalp nerede? Küçük otobüsler oynuyor. Oynayıp şarkı söylüyor. Temizlik mi yapıyor? Demek bu tarz müzikleri seviyormuş. Hayır, yağmurun zamanı mı şimdi? Oynayıp şarkı söylüyor. Olamaz. Kalpciğim, gelip beni alabilir misin? Yağmur yağmaya başladı da. Tamam, geliyorum. Olamaz. Ne yapacağım ben? Hayır. Kalbin başı derde girecek. Ona yardım etmeliyim. Sürat kalbe yardım etmek için dağınık tamirhaneyi toplar. Teşekkür ederim kalp. Rica ederim. Tamirhaneyi görünce çok şaşıracak. Vay canına. Ben yokken tamirhaneyi temizleyip toparlamışsın. Ben... Teşekkür ederim. Ben şimdi gidip biraz dinleneyim. Peki. Ne oldu acaba? Ben çıkarken her yer darmadağınıktı. Bu ses de ne? Canavar var. Neler oluyor? Kalp? Sürat, sen misin? Burada ne yapıyorsun?
Ben... Bir saniye. Ben çıktıktan sonra buraları sen mi temizledin yani? Evet. Tesadüfen gördüm ve bu şekilde kalsaydı başın derde girerdi diye düşündüm. Gerçekten mi? Hı-hı. Aa, teşekkür ederim. Ama burada ne yapıyordun ki? Aslında daha önce yaptıklarım için özür dilemek istemiştim. Seninle yakın arkadaş olmaya çalışıyordum ama pek de başarılı olamadım. Ne? Gerçekten mi? Benimle açık konuşabilirdin. Bundan sonra iyi arkadaş olalım. Gerçekten mi? Önce iyice bir yıkansan iyi olur. Boyaların hep akmış. Boyalarım mı? Akmış mı? Ne olmuş böyle? Beğenirsin diye kendimi boyamıştım. Ne? Sonunda süratle kalp arkadaş olur ve birlikte güzel vakit geçirmeye başlarlar. Tayo ve Didibo'nun yarışı. Güzel bir gün ve Tayo işte günün tadını çıkarıyor. Ben haklıyım. Ha? Hayır. Ha? Otobüsler daha hızlıdır. Hayır, troller daha hızlıdır. Çocuklar, sorun ne? Kimin hızlı olduğunu Tayo'ya sorabiliriz. Evet. Tayo, otobüsler mi daha hızlıdır yoksa trenler mi? Kim mi daha hızlı, otobüsler mi trenler mi? Elbette otobüsler hızlıdır. Rogi? İzleyin de otobüsler ne kadar hızlı görün. Sana söylemiştim. Olamaz. Tayo tren istasyonunun önündeki otobüs durağına ulaştı. Geldik çocuklar. Tren istasyonundayız. Teşekkürler Tayo. Tayo. Merhaba Didibo. Merhaba. Bakıyorum çalışıyorsun. Bu Didibo. Didibo. Merhaba. Didibo. Trenler otobüslerden daha mı yavaştır? Trenler daha mı yavaştır? Hiç sanmıyorum. Ben söylemiştim. Yine de otobüsler hızlıdır. Tayo katılıyor musun? Kimin daha hızlı olduğunu görmek için yarışmalıyız. Peki, yarışmaz mıyız sanıyorsun? Tayo, yarışabilirsin değil mi? Ne? Yarış mı? Bu... Bak, Tayo kendinden emin bile değil. Kendinden emin olamadığından değil. Değil mi Tayo? Tabii ki. Yani öyle mi olacak? Didibo, yarışabilirsin değil mi? Sonunda Tayo ve Didibo yarışmayı kabul etti. Ama hiç sanmıyorum. Ne? Didipo'ya karşı yarışmayı kabul mü ettin? Bir şekilde olaylar öyle gelişti. Trenler çok hızlıdır. Hepsi Rogi'nin otobüsler daha hızlı demesi yüzünden. Ama bence yapabilirsin. Otobüslerin trenlerden daha hızlı olduğunu gösterelim hadi. Ama yine de trenler kesinlikle daha hızlı. Sorun değil. Sıkı çalışırsan ne olacağını bilemezsin. Kazanabilirsin. Evet. Hadi Tayo. Bunu otobüsler için yapalım. Tamam. Ben de yardım ederim. Peki. Bunu yapacağım. Yarın çalışmaya başlayacağız. Tamam. Tayo ve küçük otobüsler ertesi gün yarış için çalışmaya karar verir. Çocuklar. Herkes nerede? Çalışmamız gerekiyordu. Pekala, hazırladığım özel antrenman programına başlayalım mı bakalım? Özel antrenman programı. Tekerlek çekerken kaydıraktan tırman. Başla. Tayo, daha çok çabalamalısın. Hadi Tayo. Gitme antrenmanı yapacağız. Güzel. Bunda iyi olduğumu biliyorum. Hadi. Ne kadar hızlıyım gördün mü? Bu çok soğuk. Ne yapıyorsunuz? Tayo, ıslanmak istemiyorsan daha hızlı gitmelisin. Ne? Tayo, yapabilirsin. Bu antrenmanın son kısmı. Başlayalım hadi.
Antrenmanın son kısmı değil mi bu? Neden dans ediyorsunuz? Evet. Ha? Tayo, acele et ve git. Ne? Öyle bir anda gidemezsiniz. O yüzden başlama sinyalini hep dikkatle dinlemelisin. Başlama sinyali mi? Anladım. Tayo ve küçük otobüsler çalışmaya devam etti. O akşam tren tamircisi Theo, Hana'yı ziyarete geldi. Merhaba Hana. Al bakalım. İşte istediğin alet çantası. Teşekkürler Theo. Buna ihtiyacım vardı. Bu arada duydun mu? Bir yarış olacakmış. Ha? Tayo ve Didibo. Ne? Biz Theo. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Tayo, Didibo ile yarışmaya karar verdiğiniz doğru mu? Onlara otobüslerin ne kadar hızlı olduğunu göstereceğiz. Değil mi? Tayo, inan bana Didibo yenebilirsin. Evet. Çok sık antrenman yaptın. Bugünkü gibi performans göster yeter. Sahi mi? Tamam. Evet. Yapabilirsin Tayo. Yapabilirsin. Çocuklar, size inanamıyorum. Tayo, Tayo, Tayo. Yaşasın. Hadi, hadi Tayo. Küçük otobüs Tayo. Tayo, Didibo ile yarışa hazırlanmak için çok çalıştı. Aferin sana! Tayo, yapabilirsin! Hadi Tayo, daha hızlı! Tayo, 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 Tayo! Aferin sana Tayo! Kesinlikle düne göre daha hızlıydım. Hepsi sizin sayenizde çocuklar. Vay canına! O çok hızlı. Hızlı trenin geçişini izleyince Tayo yine özgüvenini kaybetti. Tayo, iyi misin? Bu Tayo neden böyle üzgün ki? Lani, kazanabileceğimi hiç sanmıyorum. Hey, yapabileceğini biliyorum. Endişelenme. Tayo. Tayo ve Didibo'nun yarış günü geldi. Bir sürü tren ve otobüs bir araya toplandı. Yarışa başlamak üzere olmalılar. Hadi Tayo, hadi. Hadi Didibo. Tayo, çok antrenman yaptın mı? Yerlerinize hazır. Tamam, gidelim. 3, 2, 1, başla. Vay, Tayo çok hızlı. O yüzden başlama sinyalini hep dikkatle dinlemelisin. Başlama sinyali mi? Aha. Antrenman gerçekten karşılığını veriyor. Evet. Eğer böyle devam ederse Tayo kazanabilir. Hadi Tayo. Başarabilirsin. Gidelim. Evet. Çok zor yetiştim. Didibo. Ya. Görüşürüz. Didibo daha da hızlandı. Daha hızlı gitmeliyim. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi Tayo. O ne Didibo? Ha?
neler oluyor? Neler oluyor? Hayır, kaza yapmış gibi görünüyorlar. Çabuk, çabuk. Gidelim. Tamam. Dikkatli ol. Yavaş çek. İşte oldu. Sağ ol Toto. Rica ederim. Tanya, iyi misin? Yaralandın mı? Ben iyiyim. Peki Tayo, burada neler oldu? Tayo! Çocuklar! Tayo, iyi misin? Hana! İşte, sana bir bakayım. Neyse ki ciddi bir hasar yokmuş. Affedersin. Eğer kaza olmasaydı Tayo kazanacaktı. Bu çok kötü. Rocky! Dedi bu. Sen benim önümdeydin. Neden birdenbire yavaşladın? O mu? Lani, kazanabileceğimi hiç sanmıyorum. Hey, yapabileceğini biliyorum. Endişelenme. Tayo. Şey o özel antrenman programım sayesinde Tayo'nun hızlanmasındandı. Ne? Çok doğru. Ben yavaşlamadım. Sen hızlandın. Bana biraz şüpheli geldi. Şüpheli ya da değil. Bana bir daha yarışmayacağınıza dair söz vermelisiniz. Tamam. Evet. Tren ve otobüslerin yarışmasına hiç gerek yok. Rocky, onu sen kışkırttın. O şey sadece şakaydı. Ne? Yarış böyle gitti. Tayo ve Didibo daha sıkı dost oldular. Kim daha havalı? Güzel bir öğleden sonra küçük otobüsler oyun bahçesinde oynuyor. Rocky, ne yapmak istersin? Dur düşüneyim. Tayo, Rocky. Kenny. Merhaba Bon Bon, Oli. Merhaba. Çocuklar, bir süreliğine yavru arabalara bakabilir misiniz acaba? Hiç sorun değil. Bir yere mi gideceksin yoksa? Evet, diğer yavru arabaları almam gerekiyor. Tamam anladım. Hiç merak etme ve işine bak. Çok teşekkür ederim. İkinize de güveniyorum. Tamam. Tayo, hadi oynayalım. Tamam, ne yapmak istersiniz? Tren. Tren oyunu oynamak istiyorum. Tamam. Şimdi şunu tut. Tren kalkmak üzere. Bang Bang çok eğleniyor. Oli. Sen de oynamak ister misin? Gerçekten mi? Evet. Kaydıraktan kayalım mı o zaman? Olur. Hadi gidelim. Hazır mısın Oli? Önce ben ineceğim. Sonra da sen geleceksin. Tamam, anlaşıldı. Vay canına, Oli de geliyor. Nasıldı Oli? Çok eğlenceliydi değil mi? Evet, seninle daha eğlenceli oluyor Rocky. Öyle mi? Evet Rocky, sen harikasın. Bong Bong ve Oli, Kerry ile eve dönüyor. Bong Bong, Bong Bong. Bence Rocky çok havalı. Ne? Rocky mi? Sence Tayo Rocky'den daha havalı değil mi? Hayır. Rocky kaydıraktan kayma ve her şey konusunda çok daha havalı. Tayo da öyle. Yarın ikisine de sorarız o zaman. Tamam. Ertesi gün Tayo ile Rocky işten eve döner. Yine çok yorucu bir gün oldu. Evet öyleydi. Rocky! Hey, ne yapıyorsunuz çocuklar? Tayo, sen Rocky'den daha havalısın değil mi? Yanılıyor. Rocky çok daha havalı değil mi Rocky? Hangimiz daha mı havalıyız? Bu şey... Tabii ki Bay Rocky çok daha havalı. Ne? Ben Bay kendini beğenmişten daha iyiyim. Ne? Kendini beğenmiş mi? Evet, haksız mıyım? Kimin daha iyi olduğunu görmek için yarışalım o zaman. Tamam, ben rahatlıkla kazanabilirim. Ben kazanacağım. Böylece Tayo ile Rocky bir yarışmada karşı karşıya gelir. Evet, daha çok deviren kazanıyor. Denemeden bile kazanabilirim. Rocky! Tayo! Tayo! Evet, ben başlıyorum.
de sadece bir tanesini deviremedim. Güzel. Evet, Tayo kesin kazanacaktır. Bence Rogi kazanmalı. Güven bana Oli. Pekala. Al bakalım. Lütfen. Rogi harikasın. Hiç zor olmadı. Hayır. Bong bong. Rogi, hadi başka bir oyun oynayalım. Ne zaman istersen, nasıl olsa ben kazanacağım. Evet, Rogi haklı. Evet, bu turda tekerlek fırlatacağız. Tamam. Ha? Hadi Rogi. Kazanabilirsin değil mi Tayo? Aa, tabii ki. Şimdi de ben başlıyorum. Nasıl ama? Aa, olamaz. Sen merak etme Bong Bong. Hadi kazanalım şunu. Şuraya bak. Hayır, bu çok uzağa gitti. Tayo en iyisi, biliyordum. Gördün mü? Merak etme demiştim. Küçük otobüs Tayo. Yarışma devam ediyor ve Rogi ile Tayo berabere. Şimdi hangi oyunu oynasak? Gaz çıkartarak müzik yapmayı ne dersiniz? Hayır, gaz çıkarmak yok, yeter. Çocuklar. Ana. Ana. Bunlar ne böyle? Tamirhane çok kirlenmiş de o yüzden temizlik yapıyorum. Temizliğe ben yardım ederim Hana. Garajı hiçbir zaman temizlenmeyen Rogi'den daha iyi olacağım kesin. Ne? Ben de güzel temizlik yapabilirim. Hangimiz daha iyiymiş görelim mi? Olur. Harika, temizlik oyunu başladı. Vay canına. Vay, gerçekten temiz oldu. Teşekkürler çocuklar. Kim daha iyiydi? Bendim, öyle değil mi? Hayır, bendim, değil mi? İkiniz de iyiydiniz. Teşekkür ederim. Kimin daha iyi olduğunu nereden anlayacağız şimdi? Evet, bir tur daha gerekiyor bence. Tamam, hazır ol Rogi. Kim daha havalıymış göstereceğim şimdi sana. Bunu yapabileceğine emin misin? Tabii ki. Tayo'dan daha iyi olabilirim. Ben daha hızlı teslim ederim Rogi. Hadi Tayo. Hadi Rogi. Çekici yarışması mı yapmak istiyorsunuz? Hadi Tayo. Yapabilirsin Rogi. Yarışma net bir şekilde sonuca varamıyor. Başka nasıl yarışabilirler? Devam mı edelim? Evet, hala kim daha havalı bilmiyoruz. Bir sonraki tur tünelde olsun. Evet. Tünel mi? Evet, çok eski bir tünel var. Lastikle oynarken lastik oraya kaçtı. Çok tuhaf bir ses çıktı, korkunçtu. Aranızdan lastiği çıkaran turu kazanır. Alır mı? Kendime güveniyorum. Sanırım ben de. İşte geldik. Burası mı? Evet. Hayal ettiğimden daha da korkunçmuş. Çok korkunç. Pes mi etsem acaba? Lastiği önce senin getirmen lazım Tayo, tamam mı? Tamam. Hayır, önce Rogi dönecek değil mi? Tabii ki. Başlayalım mı o zaman? Tamam. Tayo ve Rogi korkar ama tünele girmekten başka çareleri kalmaz. Sen korkmuyor musun Rogi? Hiç korkmuyorum. Sen Tayo?
karışmaya neden bu kadar taktılar ki? En azından beraberiz. O yüzden çok korkunç değil. Değil mi? Evet. Yarışmayı bırakıp lastikle beraber mi çıksak acaba? Evet. Böylece ikimiz de havalı oluruz. Bu arada Bong Bong ve Oli tünelin dışında bekler. Tayo ve Rogi neden çıkmadı? Bak oradalar. Lastiği bulmuşlar. Evet. Tayo. Lastiği önce kim buldu? Tayo buldu değil mi? Hayır, Rogi buldu bence. Hayır, lastiği beraber bulduk. Beraber mi buldunuz? Birinden daha iyi olmaya çalışmak yerine... Beraber çalışmak daha havalı. İçeride bir canavarla bile savaştık. Canavar mı? Evet, çok korkunçtu. Ama o canavara gününü gösterdik. Ay canavar. Tayo ve Rogi süperler. Evet, ikiniz de bence çok havalısınız. Hadi geri dönelim artık, ne dersiniz? Tamam. Peki Tayo ve Rogi gerçekten bir canavarı mı yendi? Tünelde olanlar aramızda kalsın Rogi, tamam mı? Tabii ki. Bu nedir şimdi? O bir... bir canavar! Oh, Tayo, Rogi? Canavar değil miymiş? Sizin burada ne işiniz var? Biz bu eski tünelde bakım çalışması yapıyorduk. Anladım. Siz ne yapıyorsunuz? Neden böyle tehlikeli bir yere geldiniz? Uzun hikaye. Çok komiksiniz. Yarışma isteyen yavru arabalar yüzünden mi buraya geldiniz? Evet. Al. Hadi işte lastik. Bunu arıyordunuz. Sonunda bulduk. Hey Rogi. Evet Tayo. Buradan çıktığımızda ne yapalım biliyor musun? Harika bir fikir. Demek böyle oldu. O halde biz de bunu bir sır olarak saklarız. Muhteşem bir ikili. Güzel bir sabah ve küçük otobüsler beden dersinde. Tamam, bugün önümüzdeki arkadaşımıza lastikle pas vermeyi deneyeceğiz. Eğlenceli görünüyor. Evet. Tamam o zaman, başlayalım mı? Evet! Tayo, al bakalım! Üzgünüm, iyi misin? Sonuncu speed. Hiç sorun değil. Evet. Güzel. Vay canına, siz gerçekten iyisiniz. İkiniz gerçekten muhteşem bir ikilisiniz. Herkes harika değil miydi? Evet. Shine? Ha? Aklında ne var speed? Şuna bak. Ha? O da ne? Bu arkadaşlık rozetimiz. Vay, havalı. Sana da bir tane getirdim. İşte. Vay. Teşekkürler Speed. Gerçekten bayıldım. Shine, biz ebediyen birlikte olacağız. Anladın mı? Elbette. Merhaba çocuklar. Ha? Shine. Şuna bakın. Havalı değil mi? Bu da ne? Arkadaşlık rozeti. Speed bana hediye etti. Arkadaşlık rozeti mi? Bana döküntü gibi göründü. Ne? Döküntü mü dedin? Bu öğretmen. Size anlatmak istediğim özel bir şey var. Shine. Evet. Lütfen öne çık. Tamam. Speed, neler oluyor? Bilmiyorum.
Evet çocuklar, sınıfımızdan Şahin inanılmaz arabalar yarışmasına katılmak için seçildi. Şahin kazanırsa deniz aşırı yerlere gidip model olarak çalışacak. Sahi mi Şahin? Deniz aşırı mı? Şahin, sonuçlar için sabırsızlanıyoruz. Evet, elimden geleni yaparım. Şahin deniz aşırı yerlere mi gidecek? İyi günler. Hoşça kal. Speed, gidip yarışmaya hazırlanacağım. Gelmek ister misin? Tamam. Şahin, yarışmaya ne zaman başvurdun? Daha bir süre önce yarışmanın afişini görüp başvurdum. Aslında hayalim Leo gibi bir yıldız olmak. Leo mu? Evet, birkaç yıl önce... Yolda giderken bir tezahürat duydum. Neler oluyor? Leo! Ben de seslerin geldiği yere gittim. Ve... Leo oradaydı. Hayranlarına bir şey söylemek ister misin? Hepinizi seviyorum. O gün Leo'yu izlerken Leo gibi bir yıldız olmaya karar verdim. O yarışmayı kazanıp model olacağım. Oh, anladım. Bunu yapacaksam şık görünmeliyim. Acele et Speed. Tamam. Speed ve Shine yarışmaya hazırlanmak için Hana'yı görmeye gitti. Yarışma mı? Evet. Yarışmaya girmek için gösterişli olmalı ve fotoğraflar hazırlamalıyım. Sahi mi? Tamam, yardım ederim. Vay, teşekkür ederim Hana. Seni nasıl süslesek? Bu harika olacak. Bekle. Tamam. İşte. Vay canına. Shine'a takıp nasıl göründüğüne bakalım mı? Tamam. Speed, bekle biraz. Tamam. Bence Shine'a bu çok yakışacak. Öyle değil mi? Evet. Shine deniz aşırı yerlere giderse artık beraber oynayamayız. Millet, sizi seviyorum. Shine, geri gel. Shine. Hayır. Hayır. Shine kazanmayacak. Speed. Nasıl görünüyorum? Vay canına. Shine çok bana görünüyorsun. Değil mi? Evet, bence Shine kazanacak. Teşekkür ederim. Hayır. Çok iyi görünüyor. Speed, peki nasıl görünüyor? Sence iyi görünüyor muyum? Evet, iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim Hana. Gerçekten çok beğendim. Güzel. Ama Hana, o rozeti takmaya devam edecek mi? Yarışma sırasında onu çıkarmayacak mı? Süslenen Shine, Hana'nın yardımıyla fotoğraf çektiriyor. Güzel. Shine, gerçekten iyisin. Tamam. Yarışmayı gerçekten kazanabilir. Sanırım. Çok güzel. Çok iyi görünüyor. Elbette kazanacak, değil mi? Bu çok eğlenceli. Evet, çok doğru. Eğer Shine giderse onu bir daha göremeyeceğim. Shine, bekle. Sorun ne Hana? Bu rozeti çıkarma konusunda ne düşünüyorsun? Şu anki görünüşünle pek uygun değil. Tamam, o zaman çıkar. Arkadaşlık rozetimizi mi çıkarıyorsun? Galiba Shine'a göre yarışma arkadaşlığımızdan daha önemli. Ne düşünüyorsun? Daha iyi görünüyor değil mi? Evet, daha iyi görünüyor. Ben gidiyorum. Hemen mi? Çok iyi göründüğüm için beni kıskandın değil mi? Shine, bunu söylediğine inanamıyorum. Speed, nereye gidiyorsun? Küçük otobüs Tayo.
Fotoğraf çekimini tamamlayan Shine garaja geri döner. Oh, ha? Speed neden kızdı? Eski görünüyor. Shine, buna atabilirim değil mi? Hayır. Ha? O Speed'le taktığımız arkadaşlık rozeti. Anladım. Affedersin. Sorun değil. Bu arada Shine, kazanırsan deniz aşırı yerlere mi gideceksin? Gidersen Speed çok üzülecektir. Öyle mi? Evet. Her yere birlikte gidiyorsunuz. Sen burada olmazsan Speed muhtemelen yalnız hisseder. Evet. Shine, biz ebediyen birlikte olacağız. Anladın mı? Elbette. Yani Speed ayrılacağımız için üzüldü. Hana, bir iyilik yapar mısın? Tabii, neymiş? Ertesi gün küçük arabalar okulda toplandı. Çocuklar, Shine yarışmaya gitmeden önce veda etmeye geldi. Acaba nasıl bir tarz yaptı? Onu dün gördüm ve harika görünüyordu. İçeri gir Shine. Herkese merhaba. Bu arkadaşlık rozetimiz. Shine. Bu da ne? Çok tuhaf. Çocuklar, kazanıp gelmek için elimden geleni yapacağım. Beni izleyin. Speed. Shine. Neden aniden aksesuarlarını değiştirdin? Çünkü arkadaşlığımızdan daha iyi bir şey yok. Shine, sen bir harikasın. Kazanıp deniz aşırı yerlere gitsen de beni unutmazsın. Elbette. Sen hep kalbimdesin. Daima. Shine. Speed. Böyle görünürken kazanması mümkün mü? Muhtemelen değil. Ertesi gün küçük otobüsler ve Speed yarışmayı izlemek için garajda toplandı. Kazananı ilan etme zamanı geldi. Bu inanılmaz arabalardan hangisi kazanan olacak? Yarışmaya gerçekten o şekilde mi katılmış? Sessiz olun, kazananı ilan edecekler. Ve yarışmayı kazanan... Lütfen Shine. Ace. Ace mi? Tebrik ederim. Şimdi Ace, gördünüz mü? Kazanamayacağını söylemiştim. Olamaz. Çocuklar. Shine. Çok iyiydin Shine. Sağ ol. Ne demiştim ben sana? O rozeti takarken kazanamazsın. Rocky. Aslında kazanmamamın daha iyi olduğunu düşündüm. Gerçekten mi? Kazansaydım sana verdiğim sözü tutamayacaktın. Söz mü? Unuttun mu? Ebediyen birlikte olmak. Shine. Speed. Size söylüyorum, bu ikisi muhteşem bir ikili. Sen gerçekten çok özel bir arkadaşsın. Yine başlıyorlar. Speed ve Shine'ın ayrılmasının gerekmemesi rahatlatıcı. Sakın arkadaşlarınızın değişmesine izin vermeyin. Masalları çok seviyoruz. Küçük otobüsler ateş topunu izliyor. Sen kötü adam. Ateş topu. İşim bitti artık. İstediğini yapamayacaksın. Al bakalım. Neden bir anda kesildi? Olamaz. Hana'yı çağırayım. Onu hemen tamir edebileceğimi sanmıyorum. Hayır, öyle deme. Ateş topunu izlememiz lazım. Ateş topundan çok daha eğlenceli bir teklifim var. Daha eğlenceli bir fikir mi? Çocuklar. Tada. Bakın ne getirdim. O çocuklar için bir hikaye kitabı. Ama çok eğlenceli. Masallar çok sıkıcıdır. Başka bir şey yok mu? Bir dakika, denemeden karar vermeyin. Hadi başlayalım. Tamam. Bir zamanlar çok çok uzaklarda güzel küçük otobüsler yaşarmış. Ama biri çok hastalanmış. Gani galiba çok hasta. Motor yağına ihtiyacı var. Ama motor yağı daha yeni bitmedi mi Hana?
Yenisini almak da çok pahalı olur. Oh, iyiyim ben. Ay, ne yapacağız biz? Ha, bunların bende olduğunu unutuyordum. İşte oldu. Bunları motor yağıyla takas yapacaksınız. Merak etme. Sonra görüşürüz. Küçük otobüsler motor yağını almak için yola çıktı. Acele edelim. O tekerlek çok güzel görünüyor. Merhaba. Sen de kimsin? Ben sihirbaz Joey. Sihirbaz mı? Evet, sihirbazım. Lastikler için bunu takas eder misiniz? O nedir? Alın. Bunlar sadece vida. Bizim motor yağına ihtiyacımız var. O bildiğiniz vidalardan değil. Bunlar... Sihirli vida. Onlara ihtiyacımız yok. Vay canına. Bununla istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Gerçekten mi? Hadi gidelim artık. Geç kalacağız. Belki bununla motor yağı alabiliriz. Kabul ediyorum. Ne? Çok iyi bir karar. Lastiği vidayla mı takas ettiniz? Tayo yaptı. Ama bu sihirli bir vida. Onunla istediğimiz her şeyi alabilirmişiz. Ama nasıl? İşte onu bilmiyorum. İyi misin? O yağı hemen bulsak iyi olacak. Sana bunu yapmamanı söylemiştim. Ne? Ne zaman? Çocuklar yapmayın. Tamam. Sabah olmuş bile. Bununla istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Gerçekten de sihirli bir vidaymış. O dünkü vida mı? Evet. Kesinlikle yukarıda bir şeyler olmalı. Hayır. Çok tehlikeli olabilir. Bence olmaz. Kesin motor yağını bulurum. Sonra görüşürüz. Tayo. Peşinden gideceğim. Beni bekle. Çocuklar. Küçük otobüs Tayo. Küçük otobüsler vidanın en tepesine kadar tırmandı. Vay canına, şuraya bak. Bu bir garaj. İnanılmaz, çok büyükmüş. Hadi içeri girelim. Hiç bu kadar büyük bir garaj görmemiştim. Vay canına, çok güzel. Evet. Gerçekten öyle. Bu şey mi? Motor yağı. Evet. Hadi çabuk alalım. Hadi. Alabileceğinizi kim söyledi? Motor yağımı ne cüretli alırsınız? Özür dileriz. Birine ait olduğunu bilmiyorduk. Ona çok ihtiyacımız var. Birazını paylaşsan olmaz mı? Hayır. Asla. Arkadaşımız çok hasta, lütfen. Tamam, alın o zaman. Gerçekten mi? Ama önce beni bir oyunda yenmeniz gerekiyor. Ne? Oyun mu? Tamam, oynayalım hadi. Daha yok. İlk oynadıkları oyun bir yarış oldu. Hazır. Başla. Başlıyorum. Neden başlamadın ki? Başlamak üzereydim. Daha iyi, biraz daha hızlı. Ne yapacağım ben şimdi? Buldum. Al bakalım.
Bitiş çizgisinde görüşürüz. Kazandım. Dayo, iyi misin? Kazanmak üzereydim. Çok eğlenceliydi. Şimdi ne yapacağız? Dur. Son bir oyun daha oynayalım. Son bir oyun mu? Evet, o motor yağına çok ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Size bir şans daha versem mi, vermesem mi? İyi, tamam. Bu sefer oyunu biz seçeceğiz. Tamam. Ne oynuyoruz bakalım? Oyun yani, ne? Yani ne düşünüyorsun ki? Harika bir fikrim var. Bir bilmeceyi çözeceksiniz. Bilmece mi? Evet, tek yapmanız gereken bilmeceyi çözmek. Tamam, soru nedir? Tamam, ilk ipucu. Ben gülünce gülen, ben ağlayınca ağlayan şey nedir? Ayna. Yanlış. Ne? Yanlış mı? Ama bir ayna ben ne yaparsam onu yapar. Bütün ipuçlarını dikkatle dinlemen gerekiyor. İkinci ipucu. Bu dünyadaki en değerli şey nedir? Değerli mi? Tekerlek. Yanlış. Taş mı? Yanlış. Nedir o zaman? Cevap arkadaş olacaktı. Yaşasın. Cevabı doğru bilemediğin için biz kazandık değil mi? Durun. Arkadaş mı? O nedir ki öyle? Arkadaşın ne olduğunu bilmiyor musun? Arkadaş başın dertte olunca sana yardım eden ve seninle her gün eğlenceli oyunlar oynayan kişidir. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Burada tamamen yalnızım. Yani şimdi bu kocaman yerde tek bir arkadaşın bile yok mu? Canın çok sıkılıyor olmalı. Neyse, son tur geçersiz sayılır. Bunu yapamazsın. Evet, yaparım. Bir sonraki oyun dans oyunu olacak. Ne? Benden daha iyi dans edersen ya senindir. Yani şu an dans etmemizi mi istiyorsun? Ya ihtiyacınız yok mu yoksa? Hadi beni takip edin. Önce biz yapalım hadi. Tamam. Harika. Küçük otobüsler heyecanla dans etmeye başladı. Alın motor yağı. O sizin. Onu gerçekten bize mi veriyorsun? Evet. Hasta olan arkadaşınız için lazımdı ya. Çok teşekkür ederiz. Tamamdır. Hadi acele edelim. Tamam. Bizim gitmemiz gerekiyor. Tamam. Görüşürüz. Sizi bir daha görmem herhalde. Rogi. Bu doğru değil. Yine ziyarete geliriz biz. Evet. Artık seninle de arkadaşım. Arkadaş mı? Evet. Vay canına. Benim de artık arkadaşlarım var. Ne oldu böyle? Eski halime geri döndüm. Tebrik ederim. Bu dünkü sihirbaz. Evet, haklısın. Rogi ile arkadaş olacağınızı biliyordum. Rogi gerçek arkadaş edindiği için laneti bozuldu. Gerçek arkadaş mı? Evet. Arkadaşların her şeyden değerli olduğunu asla unutmayın. Tamam. Artık daha iyi hissediyorum. Hepsi Rogi sayesinde. Arkadaşım için her şeyi yaparım ben. Başta motor yağını vermek istemiyordun ama. Evet, doğru. Hiç de bile. Küçük otobüsler çok iyi arkadaş oldular ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Hikaye nasıldı? Çok eğlenceliydi. Masalların sıkıcı olduğunu söylemiştin. Hayır, demedim. Başka bir hikayen var mı? Hadi anlat. Sıradaki hikaye. Küçük otobüsler artık masalları da çok seviyor. Hadi gül biraz Pet. Süratle parlak sokaklarda yarışırlar. Bak gördün mü, ben senden daha hızlıyım. Tabii. Sürat, parlak, hemen durun bakayım. Çocuklar, size yollarda yarış yapmanın tehlikeli olduğunu kaç kere daha söyleyeceğim? Bu kadarı fazla. İkinizi de yollardan men ediyorum. Ne? Ne olur bizi bu seferlik affet. Bir daha olmaz. Pekala, bu son olsun ama, tamam mı? Olmaz öyle şey. Onları bu sefer affedemeyiz. Rocky, Pet, merhaba. Merhaba. Tayo,
dur çizgisini aşıyorsun. Özür dilerim, farkında değildim. Kurallara kendi can güvenliğiniz için uymak zorundasınız. Çizgiyi çok az bir şey aştım ama. Ne? Tamam, çok önemsiz bir kural gibi duruyor olabilir ama değil. Bir dahakine dikkat et, tamam mı? Pekala. Arkadaşlar, daha dikkatli olmalısınız. Şimdi gidebilirsiniz. Oo, peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Rocky, onları bu sefer affetmemeliydin. Son zamanlarda birçok araç trafik kurallarını ihlal ediyor. Daha sert olmamız lazım. Pet o günden itibaren trafikteki araçlara daha sert davranmaya başladı. Özür dilerim. Değil mi? Trafikteyken dikkatinizi tamamen yola vermelisiniz. Durağa biraz geçtim. Durağın tam önünde durmalısın. Acaba Pet biraz fazla ileriye gitmiyor mu? Arkadaşlar, hadi top oynayalım. Gıdıklanıyorum, ne bu? Bu bir tüy. Ve bununla böyle yapınca gıdıklanıyorsun, değil mi? Hayır. Yol kenarında topla oynamanın tehlikeli olduğunu bilmiyor musunuz? Ya bir kazaya sebep olsaydınız? Korktunuz mu çocuklar? Tamam, korkmayın artık. Ağlamayın. Ne oldu? Pet, çocuklara bu kadar sert davranmak zorunda değildi. Ama hataları varsa uyarmamız lazım ki bir daha yapmasınlar. Daha kibar bir şekilde uyarabilirdin ama. Pet son zamanlarda herkese çok sert davranmaya başladı. Evet. Ben yanlış bir şey yapmadım ki. Pet'in yüzünden trafiğe çıkmaya korkar oldum. Keşke Pet bu kadar sert davranmasa. Evet. Ve ertesi gün olur. Bugün de yine yoğun bir gün olacak. Hı? Alo? Merhaba öğretmen hanım. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Anaokulumuzda trafikle ilgili ders vermeyi planlıyoruz da. Acaba hiç çocuklara bilgi vermeniz mümkün mü diye sormak için aradım. Ne demek? Bu uzmanlık alanım sayılır. En kısa zamanda Pet'le birlikte geliriz. Aslında tek gelebilirseniz daha iyi olur. Çocuklar son olaylardan sonra Pet'ten biraz korkmaya başladılar. Niçin aramış Rocky? Öylesine aramış. Pet, birazcık kibar davranmaya ne dersin? Ne? Polisin görevi çok ciddidir. Daima otoriter olmalıdır. Peki. Süratle parlak değil mi bunlar? Siz ikiniz. Kurallara uyuyor muyuz bugün bakayım? Tabii ki. Tabii ki. Bir daha asla yarışmayacağız. Değil mi? Evet, doğru. Öyle mi? Ne oluyor Pet? Neyin var? Pet? İyi misin? Gıdıklanıyorum. Pekala. Pet'in bugün keyfi yerinde görünüyor. Evet, hiç bu kadar güldüğünü görmemiştim. Hey, Pet, neler oluyor? Bilmiyorum. Birdenbire çok gıdıklandım. Galiba Pet'i çocukların daha önce oynadığı tüy gıdıklar. Küçük otobüs sayo. Merhaba Tayo. Rocky, Pet. İşte bu sefer çizgiyi aşmadan durabildim. Ha?
İyi, aferin Tayo. Hadi biz gidelim. Görüşürüz. Pet'in nesi var bugün? Neyse, fark etmez. Pet tarafından övgü almak güzel bir şey. Pet bir türlü gülmesini durduramıyor. Merhaba. Merhaba. Ne? Merhaba. Ha? Pet'in bugün keyfi yerinde görünüyor. Evet, öyle. Pet, iyi misin? Neyin var? Bir ara tamirhaneye uğrayalım. Seni bir kontrol ettirelim. Evet, hiç fena olmaz. Ne oldu? Neyin var? Yolunu mu kaybettin küçüğüm? Evet. Ağlama. Ben seni anaokuluna geri götürürüm. Hadi gidelim. Hı? Ne oldu? Pet'ten korkuyorum. Ona binmek istemiyorum. Neden ki? Pet'ten korkmana gerek yok. Hayır. Binmek istemiyorum. Gördün mü? Pet'ten korkmana gerek yokmuş. Hadi anaokuluna geri dönelim şimdi. Dönelim. Öğretmenim. Çok korkmuş olmalısın. Çok korkuyorum. Korkuyorum. Teşekkür ederim Rocky, Pet. Ne demek? Görevimiz bu bizim. Tanrım, bana neler oluyor? Yarın mutlaka tamirhaneye gitmeliyim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Tayo, bugün keyfin yerinde görünüyor. Evet, çünkü bugün Pet'ten övgü aldım. Böyle gülerek söyledi. O gülünce ben de gülmeye başladım. Pet'in bugün keyfi gayet yerinde görünüyordu. Onu böyle görünce trafik kurallarına daha çok uyasım geliyor, biliyor musun? Aa, öyle mi? Ben de kurallara uyacağım ki Pet beni de övsün. Senin için zor olsa gerek Rogi. Ne? Nasıl yani? Ertesi gün Pet kontrol için tamirhaneye gelir. Herhangi bir arıza göremiyorum. Emin misin? Başka ne olabilir acaba? Hena, bir şey mi buldun yoksa? Bakın ne buldum. Tıkanıyorum. Bu da ne böyle? Meğer Pet'i sürekli güldüren bu tüymüş. Ne? Göstereyim. Gıdıklanıyorum. Gülme krizinin sebebini bulmamız iyi oldu, değil mi Pet? Ulu Orta, o kadar çok güldüm ki bundan sonra kimse beni ciddiye almayacak. Polis görevi ciddiyet ister. Gülen bir polis ise kimse ciddiye almaz. Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl? Eğer trafiğe çıkarsan ne demek istediğimi anlayacaksın. Acaba Hana tam olarak ne demek istedi? Merhaba. Oh. Merhaba. İyi günler. İzin verir misin lütfen? Tabii ki. Gördün mü Pet? Sen gülmeye başladıktan sonra şehrimiz daha güvenli ve daha huzurlu bir yer olmaya başladı. Senden korkmadıkları halde herkes trafik kurallarına uyuyor işte. Evet, çok haklısın. Ciddi görünmeye çalışmakla boşuna vakit kaybetmişim. Bundan sonra görevini kibarca yerine getiren bir polis arabası olacağım. Aferin sana. Alo. Size anaokulumuzdaki trafikle ilgili derslerden söz etmiştim. Pet'le birlikte gelebilir misiniz acaba? Çocuklar onu görmek istiyor da. Evet.
istiyoruz. Pekala, birlikte geliriz tabii ki. Rookie, arayan kimdi? İyi bir haber mi aldın? Çocukların anaokulunda trafikte güvenlikle ilgili ders vermeni istiyorlar. Verirsin değil mi? Öyle mi? Elbette. Pet, tüy olmadan da kibar ve güler yüzlü bir polis arabası olmaya başlar.